Bu çalışmada Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Sa'd, İbn-i İshak, İbn-i Hişam, Ahmet İbn Hanbel, Nesai, Ebu Davud gibi İslam kaynaklarında Muhammed'in eşleri ve cariyeleri hakkında yazanları özetleyerek sizlerle paylaşacak ve sizlerin fikirlerini öğrenmek istediğim için videonun sonunda konuyla ilgili birkaç tane soru yönelteceğim. Önce iki maddelik bilgilendirmede bulunayım. 1. Kaynaklardan bizzat kendiniz de açıp okuyabilirsiniz. Ne yazıyorsa onları paylaşacağım. Bu yüzden yalancı, iftiracı gibi sözler sarf edecek veya tehdit mesajları yazacaksanız lütfen hemen şimdi bu videodan çıkın. 2. Eğer Hazreti gibi yüceltici ya da Allah ondan razı olsun anlamına gelen radiyallahu an gibi terimleri kullanmamayı saygısızlık, terbiyesizlik olarak görüyorsanız, insanların sizin kutsalınız hakkında konuşurken onu yüceltmek, övmek ya da ona dua etmek zorunda olduğunu düşünüyorsanız, yine tekrarlıyorum, lütfen hemen şimdi bu videodan çıkın. Konuya Muhammed'in ilk eşi Hatice ile başlayalım. Eski Arapların kullandığı Hatice ismi, erken doğan kız çocuğu demektir. Kureyş kabilesinden olan Hatice, Mekke'nin zengin tüccarlarından biriydi. Mekke'de doğmuştu ve Kureyş kabilesinin güçlü üyelerinden biriydi. Kabilelerinin lideri olan büyük babası Esad, Kabe'nin koruyucusu ve yöneticisiydi. Muhammed'den önce iki kocası olmuştu. İlk kocası, Ebu Hale Hind bin Zürare'den Hind adlı bir oğlunun ve ismi belirtilmemiş bir kızının olduğu, ikinci kocası Atik bin Abid'den de Hind adında bir kızı olduğu rivayet edilir. Kimi kaynaklarda ikinci kocasının ilk kocası olduğu, onun ölümü üzerine diğeriyle evlendiği de yer alır. İkinci kocasının ölümünden sonra kendi adına ticaret yapacak bir adam görevlendirmeyi tercih ediyordu. İstihdam ettiği bu adamlarla Şam'a ticaret kervanları gönderiyordu. Şam'a düzenlediği seferlerden birinde normalde verdiği paranın daha fazlasını ödeyerek Muhammed'i kervanı götürmesi için görevlendirmiş, daha sonra kölesi Meysere'nin de yönlendirmelerinin yardımıyla Muhammed ile evlenmiştir. Evlendiğinde 40 yaşında olduğu görüşü ağırlıkta olduğundan 37 veya 28 yaşında olduğunu belirten rivayetler zayıf kabul edilmekte. Rivayete göre Hatice bir gün rüyasında gökteki ayın hanesine girdiğini ve daha sonra koynuna girdiğini görmüş, rüyasını kuzeni Varaka ile paylaşmış ve kuzeni gelecek olan son peygamberin eşi olacağını müjdelemiştir. Kervanın dönüşünde Muhammed'in yanında bulunan Hatice'nin kölesi Meysere, Muhammed'in iki tarafında iki melek gördüğünü söylemiş, Hatice de bu olaydan önce gördüğü rüyayı hatırlamış, Muhammed'in gelecek olan son peygamber olduğunu anlayıp evlenme teklif etmiştir. Bazı kaynaklara göre Muhammed'e evlenme teklif eden o iken, farklı kaynaklarda ikinci bir ihtimal olarak Hatice'nin arkadaşı olup, daha sonra sahabe arasında yer alan Nefise bint Ümeyye'nin aracılık ettiği, Muhammed'e eğer Hatice ile evlenmeyi düşünürse bu konuda yardımcı olacağını belirttiği kaydedilmekte. Hatice, Muhammed'in 6 çocuğunun annesiydi. Doğurduğu 6 çocuktan erkek olanlar Kasım ve Abdullah küçük yaşta hayatlarını kaybetmişti. Muhammed'in Ebu'l Kasım künyesini almasını sağlayan Kasım'dır. Fakat çocuğun sadece 2 yaşına kadar yaşadığı söylenir. Muhammed'in kızlarının adları sırasıyla Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'ydı. Hatice'nin ölüm yılı 620'dir. Hacun kabristanına gömülmüştür. Yaşadığı süre boyunca Muhammed'in tek karısı olmuş, Muhammed o hayattayken kimse ile nikahlanmamış, hep tek eşli yaşamıştır. Hatice'nin ölümünden 2,5 yıl sonra 53 yaşındayken çok eşliliğe başlamıştır. Bir diğer eşi Sevde bint Zem'a. Sevde bir dericiydi. Muhammed'in Hatice'den sonraki ikinci eşiydi.
daha önceki kocası Sekran bin Amr el-Ensari ile Müslüman olarak önce Habeşistan'a hicret eden, sonra kocası ile birlikte tekrar Mekke'ye dönen Sevde bint Zem'a, kocasının ölümü üzerine 5 çocuğuyla yalnız kalmış bir kadındı. Muhammed'in eşlerinin en kilolu ve yavaş olanı olarak tarif edilir. Yavaş olduğundan ve görüntüsüyle dikkat çektiğinden Muhammed'den izin alarak şeytan taşlamaya herkesten önce giderdi. Hatta onun bu iri yapısının ve yavaşlığının örtünme ayetlerinin nedenlerinden olduğu söylenir. Ayrıca rivayetlere göre Muhammed'in çocuklarıyla ilgilenmiş, onları büyütüp yetiştirmiş, annelik yapmıştır. Sevde yaşlanmaya başladığı için Muhammed'in onu boşayacağından korkmuş ve Muhammed'e giderek ahirete peygamber eşi olarak gitmek istediğini söylemiş, her ne kadar Muhammed ile evli olsa da ona bir daha asla kendisiyle yatmayacağını, kendiyle yatması gereken günlerde Ayşe ile yatabileceğini söyleyerek onu nikahlı eşi olarak evinde kalmaya ikna etmiş ve böylece kendi sırasını Ayşe'ye vermiştir. Buhari'nin nikah kitabındaki hadis şöyledir. Sevde bint Zem'a kendi nevbet gününü Ayşe'ye hibe etmişti. Peygamber de Ayşe'ye bir kendi gününü bir de Sevde'nin gününü ayırır olmuştu. Konuyla ilgili olarak Muhammed Allah'ın Nisa 128'i gönderdiğini söylemiştir. Ve şayet bir kadın kocasının ilgisizliğinden veya ondan yüz çevirmesinden korkarsa, artık ikisinin arasında anlaşma yapılarak ıslah edilmesinde, uzlaşmasında onların ikisine de bir günah yoktur ve anlaşma daha hayırlıdır. Nefisler cimriliğe hazır kılınmıştır ve eğer ihsanla davranır ve takva sahibi olursanız, o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Ayşe bint Ebu Bekir. Ayşe, Muhammed'in en iyi arkadaşı ve baş vaizi Ebu Bekir'in kızıydı. Bu evliliğinde güçlü ilişkiler kurma, yani siyasi amaçlı olduğu, Ebu Bekir ile Muhammed arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için yapıldığı düşünülür. Muhammed, Ayşe'nin yaşça daha büyük, genç bir kız kardeşi olmasına rağmen 6 yaşındaki Ayşe'yi seçmiş ve Ayşe en sevdiği karısı olmuştu. Bu durum, İslam'da küçük yaştaki kız çocukları ile yapılan evliliklerin resmileşmesine neden olmuştur. Evlilik yaşına dair Buhari'de yer alan bir hadis şöyledir. Peygamber benimle 6 yaşında bir kızken nişanlandı. Medine'ye gittik ve Beyni el-Haris bin Hazreç evinde kaldık. Sonra hastalandım ve saçlarım döküldü. Daha sonra saçlarım büyüdü ve annem Ümmü Rüman, salıncakta kız arkadaşlarımla oynarken yanıma geldi. Beni çağırdı, yanına gittim, bana ne yapacağını bilmiyordum. Elimden yakaladı ve beni kapıda bekletti. Soluğum kesilmişti. Nefesim yerine geldiğinde biraz su aldı ve yüzümle başımı bu su ile ovdu. Daha sonra beni eve aldı. Evde Ensar'dan bir takım kadınlar hazır bulunuyordu. Bana, "Hayır ve bereket üzerine geldin, hayırlı kısmet getirdin." dediler. Annem beni bu kadınlara teslim etti. Bunlar da benim kılığımı, kıyafetimi düzlediler ve Resulullah'a teslim ettiler. Ensar kadınları beni Resulullah'a takdim ettiklerinde ben 9 yaşında bir kızdım. İslam peygamberinden tam 2210 tane hadis rivayet etmiş olan Ayşe hakkında önemli birkaç olay var. Daha önce tüm bu olayları birebir İslam kaynaklarında yazdığı haliyle okuduğum halde tuhaf bir şekilde küfür ve hakaretlere maruz kalmıştım. Bu önemli birkaç olayı kısaca anlatacağım. Dileyenler detaylı olarak araştırabilir ve kaynaklardan anlattığım videolarımı izleyebilir. İlk olay ifk hadisesidir. İfk hadisesi Ayşe'ye zina yaptığı yönünde atılan iftiradır. Nur suresinin 11 ila 26. ayetlerinde anlatılan olay tam olarak budur. Fakat söz konusu ayetlerde olayın detayları yer almamakta, sadece Ayşe'ye bu suçlamayı yönelten kişiler lanetlenmektedir.
Rivayete göre Ayşe, Muhammed ile bir sefere çıktığı sırada gece vakti tuvalet ihtiyacı için devesinden iner. Geri geldiğinde boynundaki gerdanlığın koptuğunu fark ederek onu aramak için hacetlendiği yerin çevresine bakınmaya gider. Ayşe uzun süre kolyesini ararken askerler Ayşe içinde zannederek onun mahmilini devesine yükleyip yola koyulurlar. Geride kalan Ayşe gerdanlığını bulur, ordugaha gider ama kimseyi bulamaz. Nasılsa beni aramaya gelirler diyerek önce bulunduğu yere gider ve orada uyuyakalır. Geri gözcülüğü görevinde olan Safvan İbni Muattal Ayşe'yi bulur, deveye bindirir ve ordunun konakladığı yere varırlar. Ayşe geride kaldığı için hakkında söylentiler çıkmıştır. Medine'ye döndüklerinde bir ay hasta halde yatarken dedikodular büyüyerek yayılmıştır ama Ayşe'nin bunlardan haberi olmasa da Muhammed'in tavırları onu bir şeylerin normal olmadığı konusunda şüphelendirmiştir. Bir kadından kendisi hakkında çıkan dedikoduyu öğrenir. Muhammed'in onun masum olduğu konusunda şüpheli davranması, Allah'tan Ayşe'nin masum olduğu konusunda vahiy beklemesi ve vahiy geciktiği için Ali ile istişare etmesi ve Ali'nin bu konudaki tutum ve sözleri Ayşe'yi yıpratmıştı. Bu uzun süreç sonrası Ayşe ile Ali'nin arası açılmış, Muhammed ise gelen vahiy ile Ayşe'nin masum olduğunu ilan etmiş fakat Ayşe bu süreç boyunca gördüğü muameleden dolayı Muhammed'e sitem etmiştir. Diğer önemli olay deve savaşıdır, yani Cemel vakası. Az önce bahsettiğim olaya dair kaynaklar Ayşe ile Ali'nin arasının açıldığını işaret eder. Cemel savaşının muhtemel sebebinin Ayşe'nin iftiraya uğradığı gerdanlık vakası olduğu konusunda büyük ölçüde kabul vardır. Bu savaşta Ali ile Ayşe kendi orduları ile Basra'da karşı karşıya gelmiş ve bu savaştan Ali zaferle çıkmıştır. Ayşe 66 yaşında ölmüş ve Baki mezarlığına gömülmüştür. Hafsa binti Ömer 605 yılında Mekke'de doğmuş olan Hafsa, Muhammed'in varlıklı ve sözü geçen arkadaşı Ömer'in kızıydı. Kocası Huneys bin Huzafe, Bedir Savaşı'ndan dönerken hastalanıp Medine'ye vardığında ölünce Hafsa, Ağustos 624'te dul kalmıştı. Ömer, Osman'a çocuksuz olarak dul kalan kızı Hafsa ile evlenmesini teklif etti fakat Osman evlenmek istemediğini söyledi. Daha sonra aynı teklifi Ebu Bekir'e de yöneltti fakat Ebu Bekir bu teklife sessiz kalınca Ömer gücendi. Rivayete göre Ebu Bekir'in sessiz kalmasının nedeninin Muhammed'in Hafsa ile evlenme niyetinde olduğunu bilmesi fakat bunu açıklamanın ona düşmeyeceğini düşünmüş olmasıdır. Ebu Bekir'e gücenen Ömer bu konuyu Muhammed'e açınca İslam peygamberi kızı için nikah teklif eder, 400 dirhem mehir verir ve Ocak 625'te evlenirler. Evlenme tarihinden 624 olarak bahsedildiği de olur. Bazı kaynaklarda Muhammed'in yakın dostlarının kızları ile olan evliliklerinin amacının akrabalık ilişkileri kurarak güçlenmesi olduğu yazar. Hafsa'yı Muhammed için önemli kılan noktalardan biri okuma yazma biliyor olmasıdır. Hatta Hafsa kendi el yazısı ile bir Kur'an yazmıştı. Muhammed'in eşlerinden en çok Ayşe ile anlaşıyordu, hatta Muhammed'e karşı birlikte hareket ediyorlardı. Hafsa'nın Muhammed'i Maria ile kendi odasında görüp tepki göstermesi üzerine Muhammed Maria'yı kendine yasaklamış fakat bu olayın aralarında sır olarak kalması gerektiğini belirtmiş. Hafsa sır tutmayıp olanları Ayşe'ye anlatınca Muhammed Allah'ın Tahrim Suresi 1. ayeti vahiy ettiğini söyleyerek ettiği yemini bozmuş, Maria'yı kendine yasaklamaktan vazgeçmiştir. Bu sırrın ne olduğu konusunda iki rivayet daha vardır. Biri Muhammed'in tekrar bal şerbeti içmeyeceği konusunda yemin etmesi, diğeri ise kendisinin vefatından sonra devlet yönetiminin Ebu Bekir ile Ömer'e kalacağını bildirmesidir. Fakat İslam alimlerince en çok kabul gören ve tefsirlerde yer alan sır, Maria ile ilgili olandır.
Hatta bu rivayetler Tahrim suresinin ilk 5 ayetini anlaşılabilir kılmakta, aksi halde ayetlerde hangi kadınlardan, neden bahsedildiği anlaşılamamaktadır. Bu sırrı Ayşe'ye anlattığı ve Ayşe ile bir olup karşı tavır aldıkları için Muhammed, Hafsa ve Ayşe'yi boşamayı düşünmüştür. Bu durum sonrası Allah'ın vahiy göndererek şöyle dediği rivayet edilir. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz ne iyi, çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler. Melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa Rabbi ona, sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Bazı rivayetlere göre Muhammed Hafsa'yı boşamış, iddet süresi içinde ona geri dönmüştür. Hafsa'nın hicretin 45. yılında vefat ettiği ve Baki mezarlığına gömüldüğü rivayet edilir. Zeynep bint Huzeyme. İslam peygamberi Hafsa'dan sonra Zeynep binti Huzeyme ile evlenmişti. Muhammed'in Kureyş kabilesinden olmayan eşlerinden ilkiydi. Babası Mekke'deki Hilal kabilesindendi. Zeynep henüz müşrik olduğu dönemde sadaka çalışmalarına olan bağlılığı ve aşırı cömertliği nedeniyle yoksulların annesi olarak bilinen orta sınıf bir duldu. İlk kocası aynı zamanda kuzeni olan Cehm İbni Amr İbni El Haris'ti. İkinci kocası tanınmış bir Müslüman olan Abdullah İbni Caş'tı. Sonraki kocası Muttalip aşiretinden bir Müslüman olan Tufeyl İbni El Harit'ti. Ancak bu evlilik de boşanmayla sonuçlanınca Tufeyl'in kendisinden 30 yaş büyük olan kardeşi Ubeyde ile evlendi. Kocası Ubeyde bin el-Haris bin Abdülmuttalip katıldığı Bedir Savaşı'nda ölmüştü. Kocası ölen Zeynep savaşta yaralananlara hemşirelik yapıyordu. Güzel olup olmadığı ya da birçok evlilik teklifini reddedip etmediği konusunda çelişkili rivayetler vardır. İlk kocasının erkek kardeşi olan Kubeysa'nın ona 400 dirhem mehir veren Muhammed ile evliliklerini ayarladığı rivayet edilir. Bu sırada Zeynep henüz 30 ya da biraz daha küçük bir yaştadır. Muhammed'e kendiyle evlenmesini teklif ettiği rivayet edildiği gibi teklifi gönderenin Muhammed olduğu yönündeki kaynaklar yoğunluktadır. İslam peygamberinin hizmetlerinden dolayı mükafatlandırmak için onunla evlendiğini düşünenler olduğu gibi evliliğin amacının Amir bin Sasaah ile iyi ilişkiler kurmak olduğunu düşünenler de vardır. Muhammed ile evlendikten 2-3 ay sonra 625 yılında ölmüş ve Cennetül Baki mezarlığına gömülmüştür. Ümmü Seleme, diğer adıyla Hint. Ümmü Seleme daha önce Ebu Seleme Abdullah bin Abdülesed ile evliydi. Hep birlikte Habeşistan'a hicret edip daha sonra Medine'ye gitmişlerdi. Uhud Harbi'nde yaralanan kocası ölmüştü. Ölen kocasından Seleme, Ömer, Dürre ve Zeynep adında 4 çocuğu olmuştu. Asıl adı Hint'ti. İslam'ı istemeyen Mekke'deki aristokrat ailesi tarafından reddedilmişti. Çözüm üretebilen akıllı bir kadındı. Rivayete göre kocasının ölümü sonrası Muhammed, Ümmü Seleme'ye evlilik teklif etmiş, kapısının eşiğinde oturarak elbisesini koymuş ve "Eğer mehri artırmamı istersen artırırım, istersem kadınları da artırırım" demişti. Başka bir rivayete göre Muhammed evlilik teklif etmek üzere bir adam göndermişti. Ümmü Seleme yaşını, çocuk sahibi oluşunu ve kıskançlığını anlatarak evlenmekten çekindiğini belirtince Muhammed kendinin ondan çok daha yaşlı olduğunu, diğer konularda Allah'a dua edeceğini söyledi, akabinde evlendiler. Bilindiği gibi İslam peygamberi çok eşli olduğundan birlikte olacağı günleri eşleri arasında paylaştırıyordu.
Muhammed'in Ümmü Seleme ile Şevval ayında evlendiği ve birlikte olduğunun anlatıldığı rivayette bu konuyla ilgili yazana bakalım. Ümmü Seleme, Hazreti Peygamber'e "Benim yanımda 7. geceni geçir" dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Dilersem yaparım. Arkadaşlarının yanında 7 gün kalırım. Dilersem 3 günde bir kalır, sonra senin gününde onlara uğrarım" buyurdu. Ümmü Seleme, "3 günde" dedi. Hicretin 61. senesinde 84 yaşındayken ölmüş ve Baki mezarlığına gömülmüştür. Zeynep bint Caş, yani evlatlık oğlu Zeyd'in eski karısı. Zeynep bint Caş ile ilgili tüm kaynakları daha önce detaylıca ele aldığımdan özet geçeceğim. Dileyenler bu konuyla ilgili hazırladığım videomu ayrıca izleyebilirler. Deri el sanatlarında başarılı olan Zeynep, Muhammed'in evlatlık oğlu Zeyd'in karısı, aynı zamanda Muhammed'in halasının kızıydı. Muhammed ile Zeynep, hicretin 5. yılında Zeynep 35 yaşındayken evlenmiştir. Dönem toplumunda insanların evlatlık bile olsa kişinin oğlunun eşiyle evlenmesini hoş karşılamaması üzerine Muhammed, Zeyd'in öz oğlu olmadığını, dolayısıyla Zeynep'in onun kayınvalidesi sayılmadığını ve evlenmekte bir sorun olmadığını söylemişti ve arkasından konuşanları tehdit eden, vahiy olunduğunu söyleyen ayetlerle evliliğini bir gerekçeye dayandırmıştı. Bu gerekçe, cahiliye Araplarının evlatlıkları öz oğul gibi görmesi, evlatlığın öz oğul gibi tüm haklara sahip olmasıydı. Cahiliye Arapları evlatlıkları öz oğul gibi görüyor, öz oğul gibi tüm haklara sahip oluyorlardı. Dolayısıyla evlatlığın eşiyle evlenmek hoş karşılanmıyordu. Muhammed, Allah'ın emrettiğini söyleyerek, evlatlıkların oğul değil, sadece bir din kardeşi olarak görülmesinin emredildiğini, bu yüzden Allah'ın isteği üzerine Zeynep ile evlendiğini söylemişti. Zeynep ile evliliklerine, Zeyd ile Zeynep'in boşanma süreçlerine dair 3 farklı rivayet vardır. Birinci türden rivayetlerde yazanlara göre Muhammed, Zeynep'e aşık olunca üvey oğlu Zeyd ondan boşanır. İkinci türden rivayetler, Zeyd'in zaten Zeynep'ten boşanma niyetinde olduğunu ya da şerefli bir aileye mensup olan Zeynep'in kölelikten azatlı olan Zeyd'e bu yüzden ısınamadığını söyler. Üçüncü türden rivayetler ise Zeyd'in Muhammed'in Zeynep'ten hoşlandığını duyduktan ya da öğrendikten sonra Zeynep'ten uzaklaştığını, soğuduğunu ve ondan boşanmak istediğini yazar. Konuyla alakalı olarak indiğine inanılan Ahzab suresi 4 ila 5. ayetler, 37 ve 40. ayetlere söz konusu hadisler ile birlikte bakıldığında üçüncü türden rivayetlerin geçerliliği daha ağır basmaktadır. Hemen kısaca bakalım. Ahzab 4. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. Şimdi konuyla alakalı bir hadise bakalım. Zeyd bin Harise hastalandı. Resulullah onu ziyarete gitti. Zeyd'in hanımı Zeynep binti Caş, Zeyd'in başucunda oturuyordu. Zeynep bazı işleri yapmak üzere ayağa kalktı. Resulullah onu gördü ve başını önüne indirerek, "Kalpleri ve gözleri ters yüz eden Allah noksanlıklardan uzaktır" buyurdu. Bunun üzerine Zeyd, "Ya Resulallah, onu senin için boşuyorum" dedi. Resulullah, "Olmaz" cevabını verdi. Bu olay üzerine Allah, Ahzab suresi 37. ayeti indirdi. Peki Ahzab 37'de ne yazıyor? Bir zaman Allah'ın kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkar davrandığın kişiye eşinle evlilik bağını koru, Allah'tan kork demiştin. Bunu derken Allah'ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun. Öncelikle çekinmen gereken Allah olduğu halde sen halktan çekiniyordun. Ahzab 40. Muhammed
sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Evliliklerine dair iki rivayet vardır. Birinci rivayete göre Muhammed, Ayşe ile otururken vahiy geldiğini belirterek, "Yüce Allah beni onunla evlendirdi. Kim bunu gidip Zeynep'e müjdeler?" der. Hizmetçilerinden Selma haber vermeye gider. İkinci rivayete göre Muhammed, karısından boşanan Zeyd'i eski karısı Zeynep'e göndererek kendine istetir. Bu olayda Zeyd'in şöyle dediği rivayet edilir. "Onu görünce içim kabardı. Öyle ki ona bakamayacak duruma geldim." Cariyelerinden Reyhane binti Zeyd. Reyhane binti Zeyd, Medine'de yaşamakta olan Beni Kureyza isimli Yahudi kabilesindendir. İlk kocası olan Hakem, 627 Nisan'da başı kesilen veya idam edilen 600 ila 900 Kureyza erkeğinden biriydi. Bütün Kureyza kadınları köleleştirilmiş ve ganimetler paylaştırılırken Muhammed hisseden pay olarak Reyhane'yi almıştı. Ahzab 26 ve 27. ayetlerin bu olayla bağlantılı olduğu düşünülür. Şöyle yazar: "Allah, ehli kitaptan onlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Onların topraklarını, evlerini, mallarını, o zamana kadar ayak basamadığınız bir toprağı size Allah miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir." Güzel bir kadın olan Reyhane, imkanı olmasına ve kendine teklif edilmesine rağmen hiçbir zaman Muhammed'in karısı olmayı tercih etmemiş, ısrarla onurlu bir kadın olarak köleler gibi giyinmek istemiş, bu yüzden Muhammed'in evlilik teklifini ve İslam'a gir çağrısını reddederek cariye statüsünde kalmayı yeğlemiştir. Konuyla ilgili hadiste Muhammed'e şöyle dediği rivayet edilir: "Beni nikahlamaktansa cariyen olarak muhafaza et. Ben bir cariye kadın olarak kalmak isterim. Zira hür Müslüman kadınlar gibi başıma örtü ve yüzüme peçe takınmak istemiyorum." Meazi'de yazan bir hadise göre Muhammed ona, "İstersen seni azat eder, seninle evlenirim, bunu yaparım. İstersen benim mülkümde olursun, cariye olarak sana eş olurum, bunu da yaparım" demiş. Reyhane bu teklifi, "Ey Allah'ın Resulü, durum şu ki, benim senin mülki yeminin olmam hem senin için hem de benim için hafiftir" diyerek cevaplamıştır. Enteresan bir şekilde Reyhane ile ilgili bu hadislerden onun İslami sorumluluklardan kaçmak için Muhammed ile evlenmediği ve İslam'ı kabul etmediği görüşünün öne sürüldüğü olur. Halbuki tarafsızca, empati yaparak düşünebilen biri, kocası, akrabaları, tüm sevdikleri savaşta öldürülen gururlu bir kadının bu teklifleri reddetme sebebini daha mantıklı, gerçekçi iddialara dayandırmalıdır. Başka bir rivayete göre Muhammed'in savaş ganimetleri arasından seçtiği kadın bir ay kadar bir Müslümanın evinde bekletilmiş, bir ay sonra Muhammed ona, "Eğer Müslüman olursa kendisiyle evleneceğini" söyleyince kadın bunu kabul etmiş, bunun üzerine azat edilerek kendisine mehir olarak 12 ukiye yani 1,5 kilogram gümüş verilmiş, Mayıs 627'de Muhammed ile evlenmiştir. Muhammed'in onunla cariyesi olarak ilişkiye girdiği, kadının "Ben kavmimin dini üzerinde kalacağım" dediği, fakat daha sonra Müslüman olduğu ve ölene dek Muhammed'in yanında cariye olarak kaldığı da rivayetler arasındadır. Cariyelik hukukuna göre efendisi cariyesiyle nikah kıymadan ilişkiye girebilir. Reyhane de Muhammed'in eşi olarak değil de cariyesi olarak kalmıştır. 19 yaşındayken cariye olarak alınan Reyhane, 631 yılında 24 yaşındayken ölmüş ve Baki mezarlığına gömülmüştür. Cüveyriye bint Haris, diğer adıyla Berre. Kızcağız anlamına gelen Cüveyriye adını ona veren Muhammed'ti.
Asıl adı Berre'ydi. Bir Arap şefinin kızı olan Cüveyriye, amca oğluyla evliydi. Lüks bir hayat sürdüğünden bir prensesin zarafetine sahipti. Hicretin 6. yılında Müslümanlar ile Beni Müstalik arasında gerçekleşen savaşta kocası öldürülmüş ve Cüveyriye Müslümanlara esir düşmüştü. Mustalik oğullarından alınan esirler bölüştürülürken Cüveyriye adlı kadın Sabit bin Kays'ın ya da onun amca oğlunun payına düşmüştü. Cüveyriye tatlı, güzel, alımlı bir kadındı ve onu gören aşık oluyordu. Cüveyriye, hissesine düştüğü efendisiyle mükatebe yapmıştı. Mükatebe ya da fidye, bir köle ya da cariyenin özgürlüğüne kavuşabilmesi için ödemesi gereken fiyat konusunda efendisiyle yaptığı anlaşmadır. Cüveyriye, mükatebe konusunda yardım istemek için Muhammed'in yanına gittiği sırada onu gören Ayşe, kadının güzelliğinden rahatsız olarak "Benim gördüğümü o da görecek." demiştir. Muhammed ile görüşürken, "Ya Resulallah, ben kavminin efendisi olan Cüveyriye İbnetül Haris'im. Başıma senin bilmediğin bir musibet geldi. Mükatebe yaptım, bu hususta bana yardım et." dedi. Muhammed, daha hayırlı bir şey yapabileceğini, mükatebe ücretini ödeyerek onunla evlenebileceğini söyleyince, Cüveyriye teklifi kabul etti ve evlendiler. Evlendiklerinde Muhammed 58, Cüveyriye ise 20 yaşındaydı. Bu evlilik sonucu Cüveyriye'nin kabilesi Beni Müstalik ile Muhammed'in arasında akrabalık bağı kurulunca Muhammed'in adamları "Onlar artık Resulullah'ın akrabasıdır" deyip Müstalik oğullarından olan kölelerini azat ettiler. Yani Cüveyriye evliliği kabul ederek hem kendini kölelikten kurtarmış hem de kabilesinden köle olarak tutulan birçok kişinin salıverilmesini sağlamıştı. Hicretin 50 veya 57. yılında ölmüştü. Ümmü Habibe Remle binti Ebi Süfyan. Habibe daha önce Zeynep binti Cahş'ın erkek kardeşi Ubeydullah bin Cahş bin Riyab ile evliydi. Habibe isminde bir kızları olmuştu. Bu yüzden Ümmü Habibe olarak anılıyordu. Kocası Ubeydullah Müslüman olmuştu. Ümmü Habibe de onunla birlikte Habeşistan'a hicret etmişti. Hicret ettikleri Habeşistan'da bir süre Müslümanlara önderlik yaptılar fakat bir süre sonra kocası tekrar Hristiyan olunca boşandılar. Daha sonra kocası bir Hristiyan olarak öldü. Müslüman olan Habibe Mekke'deki ailesinin yanına dönerse ona Hristiyan olmaları konusunda baskı yapacaklarından korktuğu için Habeşistan'da kalmıştı. Daha sonra Muhammed, Amr bin Ümeyye et-Damri'yi 400 dinarlık mehir ile birlikte En-Necaşi'ye göndererek kendisini Ümmü Habibe ile evlendirmesini ve bölgedeki Müslümanları Medine'ye göndermesini istedi. Haberi alan Habibe sevinerek üzerindeki takıları çıkarıp Necaşi Aşhame'nin cariyesi Ebrehe'ye verdi. Daha sonra Necaşi vekilen Muhammed ile Habibe'nin nikahını kıydı. Fakat bundan farklı olarak Habibe'nin Medine'ye döndükten sonra nikahlandığı da rivayet edilir. Muhammed, Ümmü Habibe'nin hissesine Hayber gelirlerinden 80 vesk hurma ve 20 vesk arpa tahsis etmişti. Bu gelir Habibe öldüğünde bile devam ediyordu. 4 yıl evli kalmışlar fakat evliliklerinden çocukları olmamıştı. Muhammed öldükten sonra 34 yıl daha yaşadığı rivayet edildiği gibi bazı rivayetlere göre Habibe Muhammed'den sonra 32 yıl yaşamış, 664'te ölmüş ve Baki mezarlığına gömülmüştü. Bu evlilik siyasi yönden oldukça önemliydi çünkü bu sayede Muhammed ile Emeviler arasında akrabalık bağı kurulmuştu. İslam'ın Emeviler arasında yayılması da kolaylaşacaktı. Bir diğer eşi Safiye bint Huyey. Safiye, Yahudi şefi Huyey İbni Ahtab'ın güzel kızıydı. İlk eşi meşhur bir şair ve kumandan olan Sallam İbni Mişken el-Kuradi idi.
Bir süre sonra boşanmış ve ikinci evliliğini Hayber'in meşhur kalesi Şemmus'un kumandanı Kinane ile yapmıştı. Hayber'in Müslümanlar tarafından fethi sırasında kocası, babası ve erkek kardeşi öldürülmüş, kendisi de Müslümanlara esir düşmüştü. Önceki saldırılarda ise 3 amcası ve birkaç kuzenini kaybetmişti. Rivayete göre emir üzerine Bilal, Safiye ile amca kızını Muhammed'e götürürken Yahudi ölülerine uğramış, Safiye'nin amca kızı ölüleri görünce feryat edip çığlık atmış, başına toprak saçmış, bunun üzerine Muhammed, "Şu şeytanı benden uzaklaştırın," demişti. Arabistan'da yöneticilere yani kabile reisleri ve hükümdarlara düşen ganimet payına Safiye denirdi. Yine savaş ganimetlerinin paylaşıldığı bir sırada Zeynep, Muhammed'in hissesine düşmüştü. Peygamberin hissesine düşen bir ganimet olduğundan Safiye olarak adlandırılmıştı. Rivayete göre savaşın hemen ardından yapılan görüşmede Muhammed ona İslam ve Yahudilik hakkındaki görüşlerini sormuş, o da gönlünün İslamiyet'ten yana olduğunu söyleyince tüm akrabalarının öldürüldüğü savaşın gecesinde evlenmişlerdi. Kölelikten azat edilmiş olması da mehiri sayılmıştı. Muhammed evlilikleri sonrası insanlara çekirdeksiz hurma, yağ, keş ve undan yapılan bir Arap yemeği olan Hays ziyafeti düzenlemişti. Bu evliliğin birkaç yıl sonra Arabistan'dan sürgün edilen Safiye'nin yenilmiş kabilesine hiçbir faydası yoktu. Gerçek siyasi önemi Safiye'nin Muhammed'in hanesindeki varlığının Muhammed'in Yahudileri yendiğinin açık bir göstergesi olmasıydı. Safiye, Hicri 50 ila 52 yıllarında ölmüş ve Baki mezarlığına gömülmüştü. Bir diğer eşi Meymune bint Haris'tir. Muhammed'e evlenme teklif eden Meymune, Mekke'den orta sınıf bir duldu. Daha önce Ebu Rehm bin Ebi Kays ile evliydi. Çok düzenli ve sakin bir kadın olan Meymune, kurallara ve ayinlere tamamen takıntılıydı. Meymune, Abbas bin Abdülmuttalip'in baldızıydı ve Abbas, Muhammed'i onunla evlenmesi için teşvik ediyordu. Muhammed, El-Fadl bin Abbas'ı ve beraberindeki bir adamı göndererek Meymune'ye evlilik teklifinde bulunmuştu. Kadının kabul etmesi üzerine Fadl, Muhammed ile Meymune'yi evlendirmişti. Evlendiklerinde Muhammed 60, Meymune 36 yaşındaydı. İhramdan çıktığı sırada evlendiği Meymune ile bir çadırda beraber olmuştu. Bu evlilik sayesinde Muhammed, Meymune'nin kabilesi olan Amir bin Sasa mensupları ile iç içe olma imkanı bulmuş, bu sayede onlardan İslam'ı seçenlerle çevresini büyütmüştü. Bu yüzden Meymune ile yapılan evliliğin sebebinin cinsellik ya da onu koruma fikri değil de daha fazla güç elde etmek olduğu düşünülür. Rivayete göre asıl adı Berre'ydi fakat Muhammed ona kutsanmış anlamına gelen Meymune ismini vermişti. Yoğun görüşe göre ona bu adın verilmesinin nedeni Medineli Müslümanların Hubeydiye Antlaşması uyarınca umre yapmak için Mekke'yi ziyaret etmelerine izin verilmesi ve evliliklerinin hemen bu olay sonrası gerçekleşmesidir. Muhammed'in ölümü sonrası Medine'de yaklaşık 40 yıl daha yaşayan Meymune, birlikte oldukları çadırda öldüğünde 81 yaşındaydı. Cariyelerinden Mariye. Mariye ya da Maria, İskenderiye valisi olan Mukavkıs'ın Muhammed'e hediye olarak gönderdiği 20 yaşlarında güzel ve genç bir Kıpti kadındı. Yanında bir hadım ağası, 1000 miskal altın, kıymetli elbiseler, kumaş, güzel kokular ve bir cariye daha göndermişti. Muhammed onu mülki yeminle yani cariye statüsünde nikahlayarak yanında tutmuştu. Bir süre sonra Muhammed onunla nikah yaparak Mısır'da çıkan Bizans-Mısır Savaşı'nda da avantaj elde etmiş olmuştu. Çünkü kendilerinden biriyle evli olduğu için tarafsız davranarak Bizans'a destek olmamışlardı.
Tahrim suresinin ilk 5 ayetinin özellikle Mariye, Muhammed ve eşlerinin kıskançlıkları sonucu Muhammed'e vahiy edildiği rivayet edilirken, 1 ve 2. ayetlerin Zeynep binti Caş'ın evinde bal şerbeti içmesiyle ilgili olduğu da rivayetler arasındadır. Mariye ve Tahrim suresi ilişkisini daha önce detaylıca ele aldığımdan bu kısmı oldukça kısa geçeceğim. Tefsirlerde Tahrim 1 ila 5. ayetlere açıklama getirilirken kullanılan hadislerde yazdığına göre Hafsa, Muhammed'den babasının yanına gitmek için izin ister. İzni alan Hafsa yola koyulduktan sonra Muhammed cariyesi Mariye'yi çağırır. Hadisteki ifade aynen şöyledir. Hazreti Peygamber de kendisine hizmet için cariyesi Mariye'yi çağırmış ve ona hizmet ettirmişti. Fakat Hafsa bunu öğrendiğinde çok üzülmüş, tepki göstermiş. Bunun üzerine Muhammed ona, "Mariye'yi kendime yasaklarsam razı olur musun?" demiş ve Hafsa'nın "olurum" demesi üzerine onu kendine haram kılmıştır. Yine de Hafsa sözünü tutamayarak bunu Muhammed'in eşlerinden Ayşe'ye anlatmıştır. Başka bir rivayete göre Hafsa babasının yanından erken dönmüş, eve geldiğinde kapının kilitli olduğunu, Muhammed ile Mariye'nin baş başa olduğunu görmüştür. Babasına gitmesine Mariye ile baş başa kalmak için izin verdiğini söyleyerek ağlamaya başlamıştır. Sırrını ifşa etmesine ve kadınlarının ona cephe almasına sinirlenen Muhammed, kadınlarına bir ay yaklaşmamaya yemin etmişti. Bir ay sonra Ahzab 28-29'un vahiy olunduğunu söylemişti. Bu iki ayette şöyle yazar. Allah şöyle buyurdu. Ey Peygamber! Zevcelerine şunu söyle. Eğer siz dünya hayatını ve onun ziynetini istiyorsanız, gelin size boşama bedellerini vereyim de hepinizi güzellikle salıvereyim. Yok eğer Allah'ı ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız haberiniz olsun ki Allah içinizden güzel hareket edenlere pek büyük bir mükafat hazırlamıştır. Mariye konusundaki yeminini de Allah'ın emri üzerine bozduğunu, Mariye'nin zaten Allah tarafından ona helal kılındığını söylemiştir. Mariye, Muhammed ile ilişkisi sonucu hamile kalmıştı. Taberi'de ve Tabakatül Kübra'da yazdığına göre, Muhammed, çocuğunun babasının Mariye'nin yanına verdikleri hizmetli adam olduğunu düşünerek Ali'yi onu öldürmesi için göndermiş, Ali geri döndüğünde Muhammed'e adamın tenasül organı olmadığını, dolayısıyla zina yapamayacaklarını belirtmiştir. Böylece köle kılıçla öldürülmekten, Mariye de recm edilmekten kurtulmuştur. Mariye, İbrahim adını verdikleri bu çocuğu doğursa da çocuk küçük yaşta ölmüştü. Mariye'nin 30 yaşındayken öldüğü rivayet edilir. Şimdi son kısma, yani tüm bu konularla ilgili sormak istediğim sorulara gelelim. 1. Hatice'nin ölümü sonrası birçok kadın ile evlenen Muhammed, Hatice hayattayken neden başka kadınlar ile evlenmemiştir? Hatice sonrası evlilik nedenlerine sahip çıkmak için evlendi gibi açıklamalar getirenler olduğunu biliyorum. Peki Hatice ile evli kaldığı yıllar boyunca hiç sahip çıkılması gereken kadın yok muydu? 2. Siyasi yönden katkıda bulunacağı için yapıldığı söylenen evliliklerin benzerleri neden Hatice hayattayken gerçekleşmemiştir? 3. Sevde, kocasız kalmamak için bir kadın olarak Muhammed'e kendisiyle artık yatmak zorunda olmadığını söyleyerek sırasını Ayşe'ye veriyor. Bu durumdaki kişi sizin kız kardeşiniz ya da anneniz olsa nasıl hissederdiniz? 4. Ayşe ile Ali'nin birbirleri ile savaştığını biliyor muydunuz yoksa ilk kez mi duydunuz? Ayşe'ye zina yaptı diye iftira atılmasına, Ali'nin bu konudaki tutumuna ve ilerleyen süreçte Ayşe ile Ali'nin karşı karşıya gelip savaşmasına nasıl bakıyorsunuz? Allah dostu denen ve ulvilik yüklenen kişilerin birbirlerine karşı savaşmaları sizce normal bir durum mudur? 5.
Tahrim suresinin ilk 5 ayeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bunlar insanlara mesaj olarak gönderildiği söylenen ilahi kitapta yer alması gereken ayetler midir? Peygamberin yaşadığı çok eşlilik, bu konuda karşılaştığı sorunlar ve sonunda Mariye'nin ona helal kılınması insanlığa, sana, bana ne kazandıracak, insanların doğru yola girmelerine nasıl hizmet edecektir? 6. Muhammed, Bizans valisinin gönderdiği Mariye'yi neden yanındaki Sirin gibi sahabelerden biriyle nikahlamak yerine kendine eş olarak alıyor? 7. Her şeyi yaratan, her şeyin üstünde olan bir yaratıcının mesajlarını yaysın, tebliğ etsin diye seçtiği peygamberinin eşleriyle olan ilişkilerine defalarca müdahale ediyor, hatta eşleri için eğer sizi boşayacak olursa Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir mesajını gönderiyor olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Tanrı'yı insani bir konuma sokmuş olmuyor mu? 8. Muhammed kızcağız yani Cüveyriye'nin fidyesini ödeyip onu özgür bırakarak yardımcı olabilecekken, neden fidyesini öderse onunla evlenip evlenmeyeceğini soruyor. Siyasi amaçlı olması mantıklı değil çünkü bu savaşta Müstalik kabilesini zaten yok etmişlerdi. 9. Savaşta ele geçirilen kadınların ganimet olması, Müslümanlar arasında bölüştürülmesi ya da cariye yapılması veya evlenilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Allah neden böyle bir uygulamayı açık bir dille yasaklamamış, ele geçirilen kadını ganimet saydırmıştır? 10. Eşleri, akrabaları, sevdikleri, savaşta katledilen Reyhane ve Safiye'nin İslam'a geçmeyi tercih ettiği rivayet edilir ki rivayetler arasında Reyhane'nin bunu reddettiği de yer alır. Gerçekten İslam'a geçmeyi kabul etmiş olsalar bile bunda samimi olduklarına inanıyor musunuz? Empati yaptığınızda siz de hayatta kalma veya daha iyi bir hayat yaşama içgüdüsü ve korku ile istemeseniz bile size sunulanı kabul etmez miydiniz? 11. Allah evlatlıkların öz oğul gibi olamayacağını Zeyd'in karısını Muhammed ile evlendirmeden de bildiremez miydi? Muhammed'in bunu uygulamalı göstermesi şart mıydı? Şart ise neden şarttı? 12. Rivayetler genel olarak Zeyd'in bu duruma içerlediğini hissettiriyor. Kölelikten azat edilmiş birinin ona babalık yapan ve güçlü konumda olan birine karşı çıkamayacağını düşünmek mantıksız olmayacaktır. Siz benzer bir durumu yaşasaydınız, üvey babanız eski eşinizden hoşlandığını, Allah'ın onunla evlenmesini emrettiğini söyleyerek eski karınızı üvey anneniz yapsaydı, bunu nasıl karşılardınız? 13. Cahiliye Araplarının babanın üvey evlatlığının karısıyla evlenmesini ayıp bulması bizim örf ve adetlerimiz ile de paralel değil mi? 14. Anlatılanın aksine evlenilen ya da evlenilmek istenen kadınların çoğu yaşlı değil, genç ve güzeller. Üstelik birçoğunun siyasi yönden katkıda bulunamayacağı da ortada. Sizce bu kadar fazla kadınla neden evlenmiş ya da evlenmek istemiştir? 15. Muhammed, bazı hocaların anlattığı gibi fakir biri ise evlendiği ya da evlenmek istediği kadınlara mehir olarak yüzlerce dirhemi nasıl sunmaktadır? Belli bir dönemde fakir, sonrasında zengin midir? 16. Söz konusu kişi peygamber bile olsa, babanızı, aile ve akrabalarınızı öldüren biriyle evlenir miydiniz?